Herkese selamlar dostlar. Son fırsat videosuna hoş geldiniz. Böyle söylememin sebebi indirim sonrası da birçok fiyatın değişeceği yönündeki beklentimdir. Bu sebeple almayı düşündüğünüz iyi fiyattaki oyunları kaçırmamızı tavsiye ediyorum. Bu video en büyük işlerimden biri oldu diyebilirim. Bu vesileyle videoyu bir beğeni, bir yorum, bir abonelik, bir paylaşımla taşlandırırsanız beni çok memnun edersiniz. Discord kanalımın linki de açıklamalarda mevcut. Katılırsanız çok memnun olurum. Normalde bir önceki videoda olacaktı ama Starter Pack fiyatından dolayı burada kendine yer buldu. Eski dünyanın şimdiki modern topluluklarını kontrol etti bir yönetim simülasyonu olan Europa Universalis 4'te 1444'ten 1821'e kadarki dönemi kapsayan gerçek bir tarihi kendi seçeneklerimize göre simüle ediyoruz. Bir fiyat avantajı olarak Starter Pack seçilirse hem ana oyun hem de ekstra içeriklere ulaşılabilir. Cody ve May karakterlerinden birini kontrol ediyoruz. Kodi bir çekiç ve çivi kullanabiliyorken May bir yay ve ok kullanabilir. Bu yetenekleri kullanarak çevrelerini şekillendirebilir ve yeni yollar yaratabilirler. Her bölüm kendine özgü bulmacaları ve zorluklarıyla birlikte geliyor. Friends Pass ile bir arkadaşınızı ücretsiz oynamaya da davet edebilirsiniz. Geralt bir canavar avcısıdır ve dünyanın kaderini belirleyebilecek olan kehanetin çocuğunu bulmaya çalışmaktadır. Geleneksel bir aksiyon rol yapma oynanışı ile Gerald'ın becerilerini ve yeteneklerini geliştirebilir. Yeni silahlar ve zırhlar eklenebilir ve çeşitli görevler maceralara çıkabilirsiniz. Complete Edition ana oyunun yanı sıra House of Stone ve Blood and Wine genişleme paketlerinde içerir. Outworld, zorlu bir açık dünyada hayatta kalmak isteyen oyuncular için gerçekçi ve sürükleyici bir rol yapma deneyimi sunuyor. Hikaye modunda Aurea'nın büyülü dünyasını keşfetmek ve karanlık sırlarını ortaya çıkarmak için bir dizi göreve devam ederken, hayatta kalma modunda kendi maceralarımızı yaratmak için özgürsünüz. Definitive Edition hem derecelere hem de oyunun kalitesinde iyileştirmelere sahiptir. Oyun insanlığı esir alan ve dünyayı yok etmekle tehdit eden Black Swan adlı bir organizasyona karşı savaşan ikiz kardeşler Avril ve Arin'in hikayesini anlatıyor. Avril güçlü saldırılara ve dayanıklılığa sahip bir yakın dövüşçü Arin ise daha az da çevik bir uzak dövüşçü. Battle of Lost Heaven zorlu bir macera arayan oyuncular için eğlenceli ve ödüllendirici bir oyun. Oyun çeşitli düşmanlar, bulmacılar ve keşif fırsatları sunuyor. Karakterimiz Etienne'in kitapların dünyasına girmesine ve içinden geçmesine izin veren özel bir yeteneğinin olduğu bir aksiyon macera oyunu. Etienne yaşayaları çalmak için çeşitli yöntemler kullanabilir. Bu yöntemler arasında ikna, aldatma ve savaş yer alır. Ayrıca kitapların dünyasındaki nesneleri ve karakterleri kullanarak bulmacaları çözmek için de yeteneklerin kullanabilir. Oyunda okyanusun dibinde yer alan bir su altı üstünde mahsur kalan karı koca Mac ve Charlie'yi kontrol ediyoruz. Mac ve Charlie'nin arasında geçiş yaparak üstü keşfederek ve bulmacaları çözerek ilerlemeliyiz. Oyun klasik point and click macera oyunların oynayışına sahip. Çevremizdeki nesneleri birleştirerek yeni eşyalar oluşturabilir veya bulmacaları çözmek için kullanabiliriz. Serial Cleaners 1970'lerin New York'unda geçen 2D platform ve gizlilik odaklı bir oyundur. 10 farklı temizleyiciden oluşan bir kadroya sahiptir. Her temizleyicinin kendine özgü yetenekleri ve uzmanlıkları vardır. Oyun her biri farklı bir suç mahalli içeren bir dizi aşamadan oluşur. Amaç suç mahallini mümkün olan en kısa sürede ve polise yakalanmadan temizlemektir. Federal Kontrol Bürosu'nun yeni ajanı Jesse Faden olarak oynuyoruz. Birinci il ateşli silahlarımız olan hisse karşı savaşmak için telekinetik güçlerimizi kullanmayı içeriyor. Telekinezi etrafımızdaki nesneleri fırlatmamıza, kendinizi korumanıza ve hatta uçmanıza olanak tanır. Oyun ilerledikçe Jesse'nin yeteneklerini yeni güçler ve yeteneklerle geliştirebilirsiniz. Ufak bir farkla tüm genişletmeler içeren Ultimate Edition tercih edilebilir. 90'ların klasik nişancı oyun unsurlarını modern beceri temelli FPS kontrolleri bir araya getiren yüksek tempolu bir retro FPS oyunu. Oyunda çeşitli silahlar ve yetenekler kullanabiliyoruz. Silahlar arasında katana kılıçları, ateşli silahlar, cehennem silahları, yetenekler arasında düşmanları yavaşlatma, hasar verme veya iyileştirme gibi yetenekler bulunuyor. Figment'ın devamı niteliğindedir ve ilk oyundan tanıdığımız Dusty'nin maceralarını konu alan bir aksiyon macera oyunudur. Oyun boyunca çeşitli bulmacalar ve düşmanlarla karşılaşıyoruz. Bulmacalar genellikle zihnimizin farklı yönlerini test eder. Örneğin bir bulmacada yaratıcılığımızı kullanarak bir nesneyi yeni bir şekilde kullanmamız, başka bir bulmacada korkularımızı yenmemiz gerekebilir. Oyun terk edilmiş bir akıl hastanesindeki Alicia'nın hikayesini anlatan karanlık ve atmosferik bir deneyim sunuyor. Dem and az klasik hayatta kalma korku oyunlarına benziyor. Alicia bir tabanca, bir fener ve bir ilk yardım çantası gibi sınırlı kaynaklarla donatılmıştır. Bu kaynakları akıllıca kullanmalı ve düşmanlardan saklanarak hayatta kalmalısınız. Oyun bir uzay yolculuğunun kaza sonucu başarısız olmasından sonra uzayda mahsur kalan bir adamın hikayesini anlatıyor. Oyunun oynanışı hayatta kalma ve macera unsurlarını bir araya getiriyor. Oyunda hayatta kalmak için yiyecek, su, oksijen bulmak zorundayız. Ayrıca çeşitli tehlikelerden kaçınmak da gerekiyor. Bu tehlikeler arasında uzayın soğukluğu, uzaylı yaratıklar ve uzay çöpleri bulunuyor. Drift Breaker bir aksiyon strateji oyunu. İzometrik bir bakış açısıyla oynanır ve karakterimiz eşli bir dizi silah ve araç ile üssünü inşa etmek için kaynak toplayabilir ve işleyebilir. Oyun kaynak yönetimi üst inşası ve stratejik düşünme becerileri gerektiriyor. Hem üstleri hem de kendimizi korumak için dikkatli planlama yürütme yapmalıyız. Heroes Hour tur tabanlı bir strateji rol yapma oyunu. Oyuncular bir kahramanı ve onu destekleyen bir orduyu kontrol ederek düşman kahramanlarını ve ordularını yenerek ve dünyayı fethederek ilerlerler. Her oyunda oyuncular farklı haritalar, şehirler, binalar ve düşmanlarıyla karşılaşırlar. Bu oyunun her oynanışında benzersiz ve yeni bir deneyim sunmasını sağlar. Poison Craft Alchemist Simulator'da bir simyacı olarak kendi iksirlerinizi yaparak ve satarak bir kasabada kendi işinizi kurmaya çalıştığınız bir simülasyon oyundur. Oyun kendi iksir dükkanınızı kurmanıza olanak tanıyor. Dükkanınızı dekore edebilir, reklam verebilir, müşteri çekmek için farklı iksir tarifleri sunabilirsiniz. Müşteriler kendi ihtiyaçlarına göre farklı iksirler satın alacaktır. Desperados 3 başarılı bir taktiksel strateji oyunudur. Oyun zorlayıcı ve ödüllendirici bir deneyim sunmakta. Oyuncular oyunun gizlilik ve taktik unsurlarını kullanarak zorlu görevleri tamamlamaya çalışmalıdır. Oynanışı gizlilik ve taktik üzerine kuruldur. Oyuncuların düşmanları fark etmeden öldürmeleri veya etkisiz hale getirmeleri gerekmektedir. Electrician Simulator bir elektrikçi olarak çalışarak çeşitli elektronik aletleri tamir ettiğimiz bir simülasyon oyunudur. Hikaye modunda elektrik tesisatı döşemek, elektronik aletleri tamir etmek ve elektrik ağızlarını gidermek gibi görevler yer alıyor. Uzaylı istilacısı kripto ile kaos yaratmaya çalışıyoruz. Oyunda çeşitli silahlar ve yetenekler kullanılabilir. Silahlar arasında lazerler, roketler, ışınlar, yetenekler arasında telekinezi, zihin kontrolü ve görünmezlik gibi bir sürü şey var. Oldukça eğlenceli ve hızlı tempolu bu oyunda 1960'ların Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalığı birbirine katabiliyoruz. Ion Feature hayatta kalma ve keşif temalarına ilgi duyan oyuncular için keyifli bir deneyim sunuyor. Buzulların ermesiyle modern dünya sular altında kalır. Bir binanın çatısında bir dondurucunun içinde uyanıp keşif ve hayatta kalmaya yönelik bir takım işler yapmaya çalışırız. Oyunda şiddet veya korku unsurları bulunmamaktır. Bunun yerine oyun oyunculara kendi hızlarında ve tarzlarında oynama imkanı tanıyor. Oyun bir dizi kapı arasında seçim yapmamızı ve bu seçimlerin sonuçlarıyla yüzleşmemiz gereken bir bulmaca evreni sunuyor. Kapılardan birini seçtikten sonra kendimizi yeni bir bulmaca evrenin içinde buluyoruz. Bu evrende çeşitli bulmacaları çözmek ve zorlukların üstesinden gelmek zorundayız. Bulmacalar basit mantık bulmacalarından karmaşık fizik bulmacalarına kadar çeşitlilik gösteriyor. Oyun Amerika'nın 34. en lanetli şehri olan Twin Lakes'te geçiyor ve şehirde meydana gelen paranormal olayları araştırıyoruz. Oyun dikkatli bir şekilde inceleme yapmak ve olayların gidişatını mantıklı bir şekilde birleştirmemiz gereken zorlayıcı bir bulmaca oyunu olarak tasarlanmış. Tribes of Midgard, İskandinav mitolojisinin temel alan bir hayatta kalma ve savunma oyunu. Ragnarok'un gelişini önlemek için Midgard'ı korumakla görevli bir Viking kabilesinin liderliğini üstleniyoruz. Yeni silahlar ve zırhlar yapmak için kullanılabilecek kaynakları toplamalı, işlemeli, köyleri güçlendirmek ve Jotunlar olarak bilinen düşman istilalarına karşı savunmak için binalar ve yapılar inşa etmeliyiz. Oyun Patriya adlı bir ülkede geçmekte. Geçmişleri ve inançları farklı olan iki genç Zoe ve Kaito arasında geçiş yaparak oyun dünyasını keşfediyoruz. Oyun oynanışı bölümlere ayrılmış bir yapıya sahip. Her bölümde oyuncular bir karakteri kontrol ederek belirli bir görevi tamamlamaya çalışırlar. Görevler basit bir konuşmadan karmaşık bir bulmacaya kadar çeşitlilik gösterebiliyor. Full Journey paketi Road Knight 6 ve onun öncesini anlatan My Zero oyunlarından oluşuyor. Outriders 3. şahıs nişancı rol yapma oyunudur. Oyun dünyanın yaşanmaz hale gelmesinden sonra insanlığın yeni bir ev bulmak için en ok gezegenine gönderdiği 500 bin kişiden biri olarak oynanıyor. Oyunun oynanışı düşmanlara savaşmak ve görevleri tamamlamak için ateşli silahlar ve yetenekler kullanan 3. şahıs nişancı oyununa dayanır. Oyuncular Devastator, Pyromancer, Trickster ve Technomancer olmak üzere 4 sınıftan birini seçebilir. Her sınıfın kendine özgü yetenekleri ve oynanışları bulunuyor. 2022 FIA Dünya Rally Şampiyonası'nın resmi oyunudur. Tek oyunculu modda kariyer modunda ilerleyebilir, özel etaplarla yarışabilir ve çevrim içi olarak diğer oyuncularla rekabet edebilirsiniz. Kariyer modunda bir rally sürücüsü olarak kariyerinizi başlatabilir ve dünya şampiyonu olmak için mücadele edebilirsiniz. Oyun Mass Effect serisinin ilk 3 oyununu ve toplam 40 DLC'yi içeriyor. Oynanış açısından Mass Effect Legendary Edition 3. şahıs nişancı ve rol yapma oyunlarının bir karışımı. Oyuncular Commander Shepard adlı bir Spectre'i kontrol eder ve galaksinin dört bir yanındaki görevleri tamamlar. Görevler savaşları, keşifleri ve diyalogları içeriyor. Oyun League of Legends evrenine geçen bir hikayeye sahip ve oyunculara Bilgewater şehrini keşfetme ve Viego'nun tehdidine karşı mücadele etme fırsatı sunuyor. Oyun 6 farklı oynanabilir karaktere ve sıra tabanlı bir çatışma sistemine sahip. Miss Fortune, Eloi, Brown, Yasuo, Ahri ve Pike. Her karakterin kendine özgü yetenekleri ve oynanış tarzı var. Oyuncular takım kompozisyonlarını ve stratejilerini bu yeteneklere göre oluşturmak zorunda. Terror Bane, oyunların hatalarıyla dal geçen absürt bir macera oyunu. Hikayede ilerlerken bir sürü oyun içi hata ve bug ile karşılaşıyorsunuz. Bunlar da yetmezmiş gibi geliştiricinin bizi darlamaları da sinir bozuyor. Karşımıza çıkan bütün hataları kendi lehimize kullanarak hem oyunu hem hataları hem de geliştiriciyi yenmemiz gerekiyor. Oyun bir atari salonunu hain fan fan ko şirket tarafından satın alınmaktan kurtarmak için savaşmamızı gerektiriyor. Macera modunda oyuncular çeşitli silahlar ve yeteneklere erişebilir. Silahlar oyun boyunca rastgele olarak bulunabiliyor veya mağazalardan satın alınabiliyor. Yetenekler seviye atlama yoluyla veya oyun için para birimi olan biletler kullanılarak satın alınabilir. Spirit of the Island tropik bir takım adada geçen renkli bir yaşam simülasyonu. Çiftliğini kur, ekin ve hayvan yetiştir, kaynak topla ziyaretçileri çekmek için mağaza ve müze aç ve çorak bir adayı zengin bir turistik istikamete dönüştür. Takım adayı keşfet, yerlerle tanış ve turistik cenneti yenilemek için onlara yardım eli uzat. Bu sırada kendi geçmişinin gizemlerini açığa çıkarmaya çalış. Oyun Pathfinder masaüstü rol yapma oyunun bir uyarlaması ve Pathfinder Kingmaker'ın devamı niteliğindedir. Oyunda şeytani bir işgal altındaki bir krallıkta yaşayan bir maceracı rolünde oynuyoruz. İşgali durdurmak ve krallığı kurtarmak için bir grup kahramanla birlikte bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Elder Souls izometrik bir perspektiften oynanan Souls benzeri bir aksiyon rol yapma oyunu. Oyun insanların yok olmanın eşiğinde olduğu, eski tanrıların intikam için geri döndüğü bir dünyada geçiyor. Oynanış Souls oyunlarına benzer şekilde zorlu düşmanlarla ve patronlarla dolu karmaşık bir dünyada ilerlemekten oluşuyor. Oyun klasik arket yarış oyunlarının yanı sıra tam temaslı yarışların unsurlarını birleştiriyor. Oyunda çeşitli yarış modları ve araçlar arasında seçim yapabiliyoruz. Yarışlar oval pistlerde, yollarda, off-road arazilerde gerçekleştirilebiliyor ve fizik motoru çarpışmaların ve kazaların gerçekçi bir şekilde simüle edilmesini sağlıyor. House of the Da Vinci 3 boyutlu bir macera bulmaca oyundur. Oyunda Da Vinci'nin en parlak çırağı olarak ustanızın ortadan kaybolduğu gizemli evin sırlarını çözmeye çalışıyorsunuz. Oyun dünyası Da Vinci'nin çalışmalarını ve buluşlarının bir yansımasını da oluşturuyor. Oyunda Da Vinci'nin meşhur Mona Lisa tablosundan uçan makinelerine kadar birçok ünlü eserini göreceksiniz. EFI, savaş, platform ve bulmaca gibi türün klasik unsurlarını genişletilmiş bir dünyanın keşfiyle birleştiren bir 3D aksiyon macera oyunudur. Eşsiz bir fantastik macera yaşayın ve eski tarz video oyunlarının görünümü ve hissini yeniden yaşayın. Oyun Gargamel'in Willyuf adı verilen yeni bir bitki türünü yaratmasıyla başlar. Bu bitki şirinlerin yaşadığı ormanı ele geçirmeye, onu zehirlemeye başlar. Oyuncular şirinlerin rolünü üstlenerek Willyuf'u durdurmaya ve ormanı kurtarmaya çalışırlar. Alfred Hitchcock'un 1958 tarihli aynı adlı filminden esinlenmiştir. Oyun Kaliforniya'da bir trafik kazasında karısını ve kızını kaybeden bir yazar olan Ed Miller'ın hikayesini anlatıyor. Oyun oyuncuların gerçek ile kurgu arasında sınırı sorgulamasını sağlayan rahatsız edici bir psikolojik gerilim deneyimi sunuyor. Necromunda The Hired Gun, Warhammer evreninde geçen birinci şahıs bir nişancı oyundur. Oyunda bir kiralık silahşör olan Carl Freed'i kontrol ediyorsunuz. Carl, High Primus adlı devasa bir yeraltı şehrinde çalışıyor ve çeşitli hedefleri öldürme, malları ele geçirme ve görevleri tamamlama gibi sözleşmeler alıyor. Kalın çeşitli silahlara ve yeteneklere erişim var. Bu da onu hem yakın dövüşte hem de uzaktan etkili bir savaşçı haline getiriyor. Borderlands 3 birinci şahıs nişancı türündeki bir looter shooter oyundur. Oyun Pandora adlı bir gezegende geçiyor ve oyuncuların çılgın düşmanlarla savaşırken ganimet avına çıkmasını sağlıyor. Planet Calypso Twins'in Haydut klanlarını birleştirmesini ve galaksinin sınırsız gücü ulaşmasını engelleyin. Ayrıca Super Deluxe paketiyle bütün hikaye genişlemelerine de ulaşabilirsiniz. Oyun, Azur adlı bir diyarda yaşayan Greek, Adara ve Raidel adında üç kardeşin hikayesini anlatan bir 2D platform macera oyunu. Oyun boyunca Greek'in farklı yeteneklerini kullanarak bulmacaları çözmesi ve engelleri aşması gerekecek. Greek'in oyundaki ilerlemesi, oyun boyunca tanıştığı diğer karakterlerin yardımlarıyla da mümkün olacaktır. Kule savunma unsurlarına sahip bir madencilik roguelike oyunu olan World'e hoş geldiniz. Dev robot örümceğinizle gizemli duvar dünyasını keşfedin. Değerli kaynaklar için madencilik yapın, canavar ordularıyla savaşmak için ekipmanlarınızı yükseltin ve saldırılar arasında egzotik biyomları keşfedin. Duvar dünyasının sırlarını öğrenebilmek için hayatta kalmanız gerekiyor. Chernobylite 2019 yılında çıkan ve Chernobyl faciasının ardından geçen bir hayatta kalma macera ve gerilim oyundur. Oyunda Chernobyl kuşak alanında hayatta kalmaya çalışan bir mühendis olan Igor Kimim Yuku kontrol ediyoruz. Igor felaket sırasında kaybolan eşi Tatyana'yı bulmak için bölgeye geri döner. 2049 yılında yaşanan bir felaket sonrası hayatta kalanları yeni bir yuva bulmak için bir uzay istasyonu yerleştiren bir şehir kurma ve hayatta kalma oyunu. Oyun iki ana bileşenden oluşur. Şehir kurma ve hayatta kalma. Şehir kurma bileşeninde oyuncular Tikku'nun altyapısını inşa etmek geliştirmekten sorumludur. Hayatta kalma bileşeninde oyuncular kalanların ihtiyaçlarını karşılamak için kaynakları yönetmekten sorumludur. Starship Troopers Terran Command Starship Troopers filmleri evreninde geçen gerçek zamanlı bir strateji oyunu. Oyun kademeli olarak artan mücadeleci bir zorluk seviyesine sahip. Üst zorluklarda düşman birlikleri çok daha güçlü hale geliyor ve savaşlar daha da zorlaşıyor. Bu da oyunun uzun süre boyunca eğlenceli kalmasını sağlıyor. Oyun, adalar arasında seyahat eden ve hayatta kalmaya çalışan genç bir kadın olan Kara'nın hikayesini anlatıyor. Açık dünya bir ortamda oynuyor ve Karayı kontrol ederek adalar arasında seyahat edebilir, kaynaklar toplayabilir, binalar inşa edebilir ve düşmanlarla savaşabilirsiniz. Werewolf, The Apocalypse, Earthblood 3. şahıs aksiyon rol yapma oyundur. Oyunda efkesine yenik düşerek kontrolünü kaybettikten sonra kendini sürgüne mahkum eden Kahal adında güçlü bir garu olarak oynuyorsunuz. İnsan formunda, kurt formunda ve Krinos adı verilen kurt adam formunda kontrol ettiğimiz Kahal ile düşmanlarla savaşmak için bu üç farklı formun avantajlarını kullanmamız gerekiyor. Aiden galaksideki en tehlikeli ve yakalaması zor canileri avlamak zorunda olan üç kollu bir ödül avcısıdır. Üçüncü kolunuzu hedefli saldırılar ve fırlatmalar gerçekleştirmek, çevreyi manipüle etmek, engelleri yok etmek ve düşmanları mahvetmek için kullanın. Bu heyecan verici 2D platform oyununda düşmanları yakalayın, dilimleyin, doğru yok edin. Curse of the Dead Gods, Rook Light türünde bir aksiyon macera oyundur. Oyuncular tapınak boyunca rastgele oluşturulan koridorlarda ilerler ve düşmanlarla savaşır. Her ölüm oyuncuların tapınağın başlangıcına geri dönmesine neden olur. Ancak oyuncular her ölümden sonra yeni güçler ve yetenekler kazanır. Oyunun Dead Cells ile Hades karışımında bir havaya sahip olduğu söylenebilir. Heroes of Might and Magic 3 bence sıra tabanlı taktiksel strateji türünün en iyi oyunudur. Oyunda farklı fraksiyonlardan birinden bir kahramanı kontrol eder ve harita üzerinde bulunan şehirleri, kaleleri ve diğer binaları ele geçirmek için savaşırız. Oyunun amacı tüm haritayı ele geçirmek veya diğer oyuncuları yenmektir. Paket içeriğinde orijinal Heroes of Might and Magic 3 oyunu ile Armageddon's Blade ve Shadow of the Dead adlı iki genişletmesi de bulunuyor. Martha is Dead 2. Dünya Savaşı sırasında İtalya'da geçen bir psikolojik korku oyundur. Oyun ikiz kız kardeşi Martha'nın ölümüne tanık olan Guila'nın hikayesini anlatıyor. Guila, Marta'nın ölümünün ardındaki gizemi çözmek için bir dizi görev isteniyor. Grime 2021 yılında çıkan bağımsız bir aksiyon macera RPG oyundur. Oyun kendiliğinden oluşan bir dünyada geçiyor ve oyuncu bu dünyada yaşayan çeşitli düşmanlarla savaşarak ve onları tüketerek güçleniyor. Oyuncu düşmanları yendikten sonra onları tüketebilir bu sayede düşmanların yeteneklerini ve özelliklerini elde edebilir. Songs of Conquest 90'ların klasik sıra tabanlı strateji oyunlarından ilham alan bir oyundur. Oyunda Wilders adlı güçlü sihirbazlara liderlik ederek bilinmeyen topraklara giriş yapar ve size karşı çıkan ve güçlü eserler için avlanan ordulara karşı savaşırsınız. Oyun Arthur Conan Doyle'ın yarattığı Sherlock Holmes karakterine dayanır ve oyuncuya Holmes'un yerine geçerek çeşitli davaları çözme görevi verir. Oyunda oyuncuların dedektiflik becerilerini test eden çeşitli bulmacalar ve mini oyunlar içermekte. Örneğin oyuncu bir suç mahallini fotoğraflarını inceleyerek suçun nasıl işlendiğini çözebilir veya bir kişinin yalan söylediğini tespit etmek için hipnoz seansına katılabilir. Black Skylands açık dünya sandbox, yukarıdan aşağı nişancı ve aksiyon macera oyunlarının unsurlarını bir araya getiren ilk steampunk deneyimidir. Kendi hava geminizin komutasını alın ve sınırsız gökyüzü dünyasında geniş bir yolculuğa çıkın. Güçlü silahlar yapmak için kaynak toplayın, geminizi yeni zirvelere yükseltin. Kadim sırları ortaya çıkarın ve geminizin yelkenleri altında heyecan verici savaşlara katılın. Risk of Rain 2 çıktığı zamandan beri oyuncular tarafından çok sevilen bir aksiyon roguelike oyunu. Oyun oyunculara bir dizi rastgele oluşturulmuş seviyede ilerlerken sürekli olarak gelişen bir karakterle düşmanlarla savaşma fırsatı sunuyor. Oyun oyuncuların tek başına veya çevrim içi olarak en fazla 4 oyuncuyla oynayabileceği kooperatif bir deneyim sunuyor. Deponya Full Scrap Collection Rufus adlı bir çöpçü olarak oynadığımız point and click macera oyunları koleksiyonudur. Rufus Deponya adlı bir hurdalık gezegeninde yaşamaktadır. Elysium adlı lüks bir uzay şehrine gitmeyi hayal etmektedir. Bir gün Elysium'lu bir kız olan Goal gökyüzünden Deponya'ya düşer. Rufus bunu bir fırsat olarak görür ve Goal'u Elysium'a geri götürmek için bir plan yapar. Eldorant bir 2D aksiyon platform oyunu. Oyun efsanevi yaratıklarla dolu tehlikeli ormanları keşfeden, antik tapınaklardaki gizemleri çözen ve karanlık güçlere karşı savaşan bir savaşçının hikayesini anlatıyor. Oyun hikaye modu ve sonsuz mod olmak üzere iki mod sunuyor. The Forgotten City bir gizem ve macera oyunu olup 2000 yıl önce Roma İmparatorluğu döneminde geçmekte. Oyun bir zamanlar refah içinde olan ancak şimdi lanetli bir şehir olan düşmüş şehire zamanda yolculuk yaparak başlar. Bu lanet şehirde herhangi bir günah işlenirse herkesin altına dönüşeceği şeklindedir. After Party daha yeni ölmüş olan ve birdenbire kendilerini cehennemde ebedi bir hayata başlarken bulan iki yakın arkadaş Milo ve Lola'nın hikayesini anlatan bir macera oyundur. Oyun Los Angeles'ın cehennem versiyonu olan After Party adlı bir şehirde geçiyor. Tabii ki bir açık kapı var. Şeytandan daha fazla içerseniz o da size dünyaya yeniden giriş izni verecek. Battle Chaser Nightwar, konsol oyunlarının en iyilerinden ilham alan ve klasik Japon RPG formatında sunulan zindanlarda yolculuğa çıkacağınız sıra tabanlı dövüş ve dünyayı keşfedeceğiniz zengin bir hikaye sunan bir rol yapma oyundur. İlk olarak 90'ların sonunda yayınlanmış Battle Chaser çizgi romanlarından uyarlanmıştır. Rise of Industry 19. yüzyılda geçen bir endüstriyel yönetim simülasyon oyunu. Oyunda bir şirketin başında yer alarak farklı endüstrilerde üretim ve ticaret yaparak şirketinizi büyütmeye çalışırsınız. Oyunun amacı kaynakları kullanarak üretim tesisleri kurarak ürünler üretmek ve bu ürünleri satış noktalarına satarak kar elde etmektir. Iron Harvest gerçek zamanlı bir strateji oyunu. Oyun 1920'lerin alternatif bir evreninde geçiyor ve meka Savaşı'na odaklanıyor. Oyunun oynanışı geleneksel gerçek zamanlı strateji oyunlarınkine benziyor. Oyuncular binalar inşa etmek, birlikte üretmek ve düşman ordularını yenmek için kaynakları ve zamanı iyi yönetmek zorunda. Fire Girl bir genç itfaiyecinin rolünü üstlendiğimiz platform ve bulmaca unsurları içeren bir aksiyon oyundur. Oyunda şehrin dört bir yanındaki yangınları söndürmek ve mahsur kalan sivilleri kurtarmak için mücadele ediyoruz. Atom RPG, 1986 yılında Sovyetler Birliği ve Batı bloğunun nükleer savaş sonucu yok olduğu bir dünyada geçiyor. Oyunda bu savaştan sağ kurtulan bir karakteri kontrol ediyorsunuz. Göreviniz Sovyet çorak toplaklarında hayatta kalmak ve dünyayı yok etmeye yönelik bir komployu araştırmak. Oyun klasik bir rol yapma oyunu oynanışına sahip. Paradise Lost 1980'lerde kıyamet sonrası bir dünyada geçen hikaye odaklı bir macera oyunu. Oyunda 12 yaşında bir çocuk olan Zimon'un rolünü üstleniyorsunuz. Zimon, annesinin ölümünden sonra annesinin fotoğraflarında gördüğü bir adamı bulmak için bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuk onu Polonya'nın ortasındaki terk edilmiş bir Nazi sığınağına kadar götürür. Ash Walker, Ash Fall olarak bilinen bir felaketin ardından dünyayı kasıp kavuran bir çöl gezegeninde geçen bir hayatta kalma rol yapma oyunu. Oyuncular bir grup hayatta kalanı yöneterek, tehlikeli çöllerden geçerek ve hayatta kalmak için gereken kaynakları toplayarak bir kurtarma misyonuna çıkmalıdır. The Magnificent Truffle Picks birinci şahıs tarafından oynanan metal bulmaya dayalı bir hikaye oyunu. Güzel bir İngiliz kırsalında geçen dramatik bir hikayeyle rahat dedektiflik ve keşfi birleştiriyor. Bir şeyler bulmaya çalışmakla ilgili bir oyun diyebiliriz. The Uncertain Last Quiet Day kıyamet sonrası dünyada geçen hikaye odaklı bir macera oyunu. Detroit Become Human tarzı seçeneklerle hikayeye yön veriyoruz. Bu dünyayı uzun zaman önce yıkıcı savaşlar nesli tükenen insan ırkı hakkında çok meraklı olan mühendislik robotu RT-217 LP'nin bakış açısından göreceksiniz. The Unstained Last Quiet Day oyununun devamı olarak yine kıyamet sonrası dünyada geçen hikaye odaklı bir macera oyunu. Yeryüzünden silinen insanların yerine robotlar geçti. Dışlanmış insanlardan biri olan Emily ile birlikte robotların hüküm sürdüğü bir dünyada hayatta kalman gerekiyor. Evet dostlar yine videoda yer veremediğim ama iyi fiyatlarda olduğunu düşündüğüm kaliteli oyunlara da bir şans verelim. Başta da söylediğim gibi en azından bazı oyunlarda indirim sonrasında fiyat değişimleri görebiliriz. Bu sebeple bu son fırsatları iyi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Epic'te indirimler bitse de hala bir sürü indirim olmaya devam ediyor. İndirim olduğu sürece de bu kanalda video bitmez dostlar. Bu video beni gerçekten çok uğraştırdı, çok yordu. Bu videodan da beklentim çok büyük bu arada tabii ki. Bu sebeple videoyu bir beğeni, bir yorum, bir abonelik ve bir paylaşımla taçlandırırsanız süper olur. Discord kanalımın linki de açıklamalarda mevcut. Katılırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>